Merhaba arkadaşlar, bugün sizler için tam lisanslı yeni nesil kripto para borsası olan KicX'ten bahsetmek istiyorum. KicX'in çok güzel bir buyback kampanyası var, bundan bahsedeceğim. Ama ilk önce KicX borsası ile ilgili yapmış olduğum ilk video olduğu için KicX borsasından bahsetmek istiyorum. Yenilikçi emirler ve benzersiz ödüllerle daha akıllı ticaret ismiyle işlem yapılıyor. Burada siz Bitcoin, Ethereum, USDT ile işlemler yapabilirsiniz. Kendinin KICK token'i var ve bununla işlemler yapabilirsiniz. Ethereum'la, Bitcoin'le ve diğer popüler kripto paralarla yapabilir ve Bitcoin market, Ethereum market, USDT market ile işlemler yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada mesela 24 saat içinde KICK BTC %53 değer kazanmış. KICK Ethereum'da da %52'lik bir değer var. USDT de %43 bir değer kazanmış. Sebebi de burada buyback olması ve herkesin KICK token'ını almak istemesidir. Bundan bahsedeceğim. KICK token bir borsadır ve yeni çıktı ve risksiz bir şekilde deneyin diyor. Demo trade ile trade işlemlerini yapabileceğiniz kendisinin token'ı olan bir borsadır yani. Buraya kayıt olmak için burada üye ol ve giriş yap düğmeleri var. Üye ol düğmesine tıkladığın zaman burada kayıt ol işlemi başlıyor. Siz Facebook'la veya Google ile Google hesabınızla, Gmail'inizle kayıt yapabilirsiniz ve aynı zamanda e-postanızı kullanarak burada e-postanızı, adınızı, soyadınızı, ikamet edilen ülkeyi, şifreyi ve şifrenizi tekrar yazıp buradaki iki tane işareti buraya işaretleyip devam et diyorsunuz ve sizin hesabınız oluşturuluyor veya da bunlara tıklayarak hesabınızı oluşturabilirsiniz. Giriş yapta da buradan giriş yap butonuna tıklıyoruz ve giriş yapma işlemimiz gerçekleşiyor. Burası KicX'in borsası ve burada siz alım satımları, emirleri, fonları, bakın burada alım satım bölümünde Bitcoin, Ethereum ve USDT marketini görebiliyorsunuz. Bakın burada işlemler, mesela buradaki işlemlerini görebilirsiniz. Burada fonlar var, buyback yarışmalar var ve diğerleri var. Burada bir de KICK Ref var arkadaşlar. KICK Ref'ten de bahsedeyim. KICK Ref nedir? Bakın bende seviye 0 ve benim sıralamam daha çok. Toplam 1 milyon üzeri bir kayıtlı kullanıcı var ve toplam 1 milyon dolar üzeri ödül verildi, paylanıldı. Mesela ilk kayıt olduğunuz zaman 5000 KICK token veriyor size. Burada referans linkiniz vardır. Referans linkiniz de kayıt yapanlara ve buradan kayıt yapanlara da para veriyor. Bakın burada güzel bir seviye var. Yani 10. seviyeye kadar bir paralar kazanabiliyorsunuz referallarınızdan. Çok büyük miktarlar aslında. Bakın burada da ödül havuzlarını ve ödüllerle ilgili bilgileri görebiliyorsunuz. Böylelikle kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ve buradan borsasına gelelim. Burada fonlara, referans ve yarışmaları görebilirsiniz. Bakın burada da yarışmalar var. 10.000 dolarlık yarışma, para yatırma yarışması, işte BTC yarışmasından KicX dolar USDT kazanma var. Bunlardan bahsedelim. Ve kendisine ait olan KICK token'ı var. Bakın KICK token'ını kendi borsasında da 3 markette alıp satın yapabilirsiniz. Güzel bir hacim de var aslında. 24 saatlik 3.52 Bitcoin'lik bir hacimi var. Burada Ethereum markete bakalım. Ethereum markette ise 110 Ethereum'luk. USDT markette ise bakalım kaç? 72.301 dolarlık bir 24 saatlik hacim oluşmuş. KICK token ile ilgili CoinMarketCap'te de bakabiliriz. Burada da görmüş olduğunuz gibi %40'lık bir değer kazanmış. Ve burada piyasa değerini görebiliyoruz. Burada dolaşan arzı ve toplam arzı görebiliyoruz. 1 milyar üzeri bir tokenu var. Çok sayıda token var. Ve bunun 63 milyarı 1 trilyon tokenu var. Ve bunun 63 milyarı şu anda dolaşımdadır. Ve burada da tokenla ilgili diğer bilgileri de görebilirsiniz. İlk en çok olduğu, tüm en yüksek olduğu 89 cent olmuş ve sonra etmiş. Mesela hangi borsalarda var, bunlara bakalım. KuCoin'de var. KuCoin'de işlem yapabilirsiniz. Bilexi'de var. KuCoin'de, Bitcoin ve Ethereum markette, Stakes'de, Stemcoin'de, HitBTC'de, Mercatox'ta, Uniswap'ta işlemler yapabilirsiniz. Ve en çok hacim şu an için KuCoin, Bitcoin ve Ethereum markette 657.000 dolar ve 198.000 dolar da Ethereum markette ciro mevcuttur.
Türk borsası olan Stemcoin'de de şu anda Türk lirasıyla da 10.500 dolarlık bir hacim mevcuttur burada da, görmüş olduğunuz gibi. Ve arkadaşlar, Kick borsasının yeni olan bu Kick Buyback tanıtmak istiyorum. Bu Kick Buyback nedir? Buna tıklayıp bakalım. Burada ben size bir ref link vereceğim. Bu linkinde de tıklayıp buraya görebilirsiniz. Bakın, diyor ki siz buy back kick tokens at the price, bu fiyattan 0.00015'den her token alacaksınız. Ve bu Eylül'ün 1'ine kadar devam edecektir. PM ile ÖTC artı 4 ile 4.00'a kadar devam edecektir. Yani buna da 20 gün 19 saat 21 dakika kalıyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi burada kick tokenlarını, bakın Türkçe'ye tercüme yapalım, daha iyi anlarız. 1 Eylül'de kripto para borsası token başına 0.00015 dolara toplam 100 bin dolar değerinde kick tokenları, kick token geri satın alacak. Geri satın alma işlemi yalnızca KickX borsasında ve belirli koşullara göre gerçekleştirilecektir. Geri alım işlemine katılmak için token sahipleri KickX borsasına kaydolmalı, KYC'yi başarıyla geçmeli ve Kick 24 saat içinde Kick USDT'ye satabilmek için 1 Eylül saat 12'den önce bir emir limiti vermelidirler arkadaşlar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. KYC işleminin onaylanmasını söylüyor. Biz şimdi bakalım KYC işlemimizi nasıl onaylayabiliriz. Buradan mesela buradan hesaba giriş yapalım. Ve burada marketing manager olarak yazdım. Burada doğrulama bölümü var arkadaşlar. Doğrulama bölümünde siz onaylıyorsunuz ki benim 18 yaş üzeri bir halim var, durumum var. Ve doğrulama penceresi veya bölümü açılıyor. Ve burada siz KYC işleminizi doğruluyorsunuz. Bakın mesela burada ülkeniz hangisi? Diyelim ki Türkiye seçiyorsunuz. Burada pasaport mu, kimlik kartı mı, sürücü ehliyeti mi? Bunu seçiyorsunuz ve ileri gidiyorsunuz. Mesela diyelim ki pasaport olduğu zaman burada pasaportunuzun iç sayfasında bir fotoğrafını seçtiğiniz, fotoğrafın aydınlık ve net olması gerekiyor. Bakın bu türde oluyor. Bu belgenizi telefonla yükleyen var ve belgeyi yükleyen birimi var. Ve burada kimlik kartı var. Kimlik kartında da aynı şekilde, bakın böyle olmaz, böyle olmaz. Sadece her tarafı doğru şekilde düşmelidir. Ön ve arka yüzünü buradan yüklüyoruz ve ileri diyoruz. Ve devam ettiğimiz zaman bir de anda selfie çekiyoruz ve onaylıyor işlemimiz. Ve sürücü ehliyeti de var. Burada da aynı sürücü ehliyetini de yüklüyoruz. Ön arka tarafını ve sonra öz çekim yapıyoruz. Ve böylelikle doğrulama işlemimiz tamamlanıyor. Ve böylelikle işlem bitiyor. Burada katıl düğmesine tıklayarak işleme başlayabilirsiniz. Peki burada var, nasıl katılabilirim? Burada Kick borsasına kaydolun ve KYC doğrulamasından geçin. Genellikle 2-3 dakika sürüyor diyor. Ve piyasa askıya alınmadan önce Kick token satın almak istiyorsanız Kick token veya başka bir kripto para birimine yatırın. 31 Ağustos ve 1 Eylül ile biten dönemde Kick tokenlarınızı Kick USDT çiftine satmak için bir limit emri verin. Market stop limit takip edin durumu ve emirleri tıklayacaktır. Siparişinizin bir kısmı veya tamamı saat 12'de en az 0.00015 dolar fiyatla otomatik olarak doldurulacaktır arkadaşlar. Geri alımın başlamasından yaklaşık 10 dakika önce KickX borsasında Kick USDT çiftlerinin ticareti durdurulacak ve geri alım için bir emir havuzu oluşturulmaya başlanacaktır diyor. Ve burada da Dan Levski'nin KickX sürümü kurucusu olan burada bir sözü vardır. Her zaman yaptığım ve hala çok iddialı planlarım var. Kick ekosisteminin tüm ülkeleri merkezi olmayan bir finansal ekosistemle birleştirilecek küresel bir fenomen haline geleceğinden eminim. 2015 yılında kimse duymadan önce DeFi yapmaya başladık. Başarılı bir şekilde ve zamanında ICO yutturma hizasına girdik. Ve şimdi DeFi yutturmaca sırasında büyük bir rol oynayacağız. Ama mesele hip değil, bir kez daha doğru zamanda doğru yerdeyiz. Bu şans değil, vizyonumuzla gerçekleştireceğimiz arasındaki korelasyon endüstrinin nasıl gelişeceğini öngörme yeteneğidir. Ve böylelikle piyasayla ilgili böyledir. Neden geri satın alalım diye var burada. Etkinlik kripto topluluğu arasında Kick borsasını ve Kick token'ını tanıtmayı ve elbette hem borsaya hem de Kick token'ına yeni kullanıcıları çekmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda sadece şimdiki o geri alımından katılmak mümkün olacak belirteçli risk sahipleri. Fakat Kick borsasına kayıt geri alımında önce
Peak Token satın alanlar değil, başarıyla KYC prosedürünü geçmek ve Bitcoin sınır satış emriyle de geri alım fiyatı aşamayan bir fiyat tokenlarını diğer borsalardan satın alabilirsiniz. Ancak geri alım tüm katılımcılar için ayrılı olacak şekilde tasarlanmış özel kurallara göre yalnızca KYC borsasında gerçekleştirilecektir. Geri satın alma mekanizmaları hakkında daha fazla bilgi yayınlanan bölümü var. Burada geri alım emri çift piyasasında KYC tokens için tokens'ı geri alım sırasında emir defterinde bulunan tüm kullanıcılardan eşit miktarlarda geri alım fiyatı üzerinde veya daha düşük olarak değiştirir. Yürütmeden önceki anda emir her bir kullanıcıdan kaç KYC token'ı kullanacağını hesaplar ve hesaplama döngüsel olarak gerçekleşir. Burada KYC eşit parsalarda değer sipariş defterinin en küçük tarafından belirlenir. Oraya yalnızca 1000 KYC'li bir sipariş olabilir. Ve buradan daha sonra işlem tamamlandığında geri alımda para kalırsa tamamlanır. Örneğin bir emir sadece 10.000 KYC'ye sahip bir karşı emirden 100.000 KYC almaya çalıştı ve emir defterinde başka karşı emir kalmadı. Mesela örnek var burada. Örnek bir var. 100.000 dolar tutarında geri alım emri satın alma fiyatı limiti KYC başına 0.00015 dolardır. Sipariş defterinde 10 tanesi 25.000 dolar tutarında 0.00015 dolar fiyatta almak üzere 100 satış emri ve 20.000 dolar tutarında altında fiyatlara sahip 90 sipariş bulunmaktadır. Geri satın alma siparişleri bitene kadar her siparişin geçiş başına 1000 KYC ayırarak birden fazla sayım döngüsü gerçekleştirilecektir. Ardından toplam tutar 45.000 dolar, geri alım tutarına 100.000 dolar az olduğunda sipariş defterinde tüm siparişleri geri alır. Ve ikinci var. 100.000 dolar tutarında geri alım emri satın alma fiyatı limiti KYC başına usedetedir. Sipariş defteri 100 satış emri içerir. Bunlardan 10 tanesi 100.000 dolardan, 0.0015 dolardan ve 90.000 dolardan başka bir 90 karşı sipariş içerir. Geri satın alma örneğin satış fiyatı 0.0015 dolara geçmeyen her sipariş için 1000 KYC ayırmak için birçok sayım döngüsü gerçekleştirilecektir. Bunlara dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Ve geri satın alma KYC tokenları ne olacaktır arkadaşlar? Ve bu da ilgili bir soru. Kullanılan jetonlar dolaşımdan kaldırılacak ve sonsuza kadar dondurulacak. Pratik anlamda yakılacak. Jetonlar kasıtlı olarak yakılmaz. Böylece KYC jetonun büyük harf kullanımı üzerinde olumsuz bir etkisi olmaz ve jetonun sıralamadaki konumunu etkilemez. Belki daha sonra bu tokenlar tasfiye işlemlerinin sıralama pozisyonunu etkilemeyeceği zaman yakılacaktır. 5 Ağustos 2020 itibariyle KYC tokenının mevcut büyük harf kullanımının tamamı 1.000 doları aşmamaktadır. Bu mevcut fiyat seviyesindeki geri alım sırasında KYC tokenının tüm likit emisyonunun %15'inin fiyat mevcut seviye kalırsa ve KYC tokenının fiyatı yükselirse %3-%5'e kadar itfa edilebileceği anlamına gelir. Geri satın alma emri tetiklendiği zaman ancak geri satın alma emrinin amacının yatırımcıları borsaya ve onun promosyonuna çekmek olduğuna size hatırlatırız. Ve burada da KYC borsasıyla ilgili, KYC tokenıyla ilgili bilgiler yer alıyor ve buraya katılmak için sadece buradaki katıl düğmesine tıklayıp hesabınızı açıp KYC işlemini oynamanız yeterlidir. Herkese teşekkür ediyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.